Apple lansmanı bitti ve yepyeni iPhone'larla hep beraber karşılaştık arkadaşlar. Peki bu iPhone'lar beklediğimizi verdi mi, vermedi mi? Bir web tekno klasiği olarak her zaman olduğu gibi yeni çıkan iPhone'ları almamanız için 5 sebep videosuyla karşınızdayız. İlk sebebimiz tasarımla ilgili arkadaşlar. Tasarım tarafında zaten sızıntılarda da görmüştük, bizi çok fazla yanıltmadı. Tasarım tarafında 12 ailesinden çok büyük bir fark yok. Sadece çentik kısmının biraz küçüldüğünü görüyoruz. Hani bu önemli bir değişiklik mi? Bence değil. Çünkü Android tarafında insanlar yıllardır çentiği gördüler, damla çentiği gördüler. Delik şeklinde bir kamera vardı orada, ekranın çok az bir yerini kaplayan. Hatta bu deliği kaldırdılar, çıkabilen kamera yaptılar. Bu da yetmedi, ekranın altına kamerayı gömdüler. Ama iPhone tarafına baktığımız zaman ekranın bir bölümünde o duran çentik hala var. 2021 yılına baktığımız zaman yeni iPhone'larda bazı kullanıcılar tabii ki de radikal bir değişikliği istiyorlar. Orada çentik görmek istemiyorlar. Ancak bu ikonik tasarımı hala görmek isteyen Apple kullanıcıları da mevcut. Yani aslında bu tamamen zevkler ve renkler meselesi diyelim. Bu konuyu bir kenara bırakıyorum. Tasarımda değişen ufak tefek bazı detaylar da var. Mesela arka taraftaki kameralar, kilo olan kameralar özellikle alt alta değil çapraz olarak konumlandırılmış. Hani bu iPhone 13 gördüğünüzde anlayın diye konulmuş gibi gözüküyor biraz. Aslında birçok şeyi bağlı şarj girişi arkadaşlar. Type-C bekliyorduk artık bu sene. Umarım Type-C yaparlar vesaire diye kendi aramızda da sürekli konuştuğumuz bir detay. Ancak Apple burada da bizleri şaşırtmıyor. Ve aynı şarj kablosuyla devam ediyor. Yani Lightning'ler bulunuyor arkadaşlar. Benim için üzücü çünkü mesela MacBook Pro kullanıyorsanız bu aletler Type-C üzerinden şarj oluyor. Mesela buradan çıkartıp iPhone'a bağlamak tabii ki de birçok kullanıcının tercih edeceği bir detaydı. Ancak yeni Apple serisinde de bunu maalesef görmedik. Bir diğer maddemize geçelim. Telefonda hala bir parmak izi okuyucusu yok. Fiziksel veya ekran altına gömülü fark etmez arkadaşlar. Maalesef pandemi dönemi hala devam ediyor ve bizler de bazı yerlerde maske takmak durumundayız. Kendimizi korumak için ya da çevremizdekileri korumak için. Bu işin üzücü tarafı zaten bizi bağlamıyor. Ancak burada Apple'ı bağlayan olay şu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi iPhone 12'lerde de bir parmak izi okuyucusu yok. Tuş kilidini açmak için ya maskemizi indirmemiz gerekiyor ya da oradaki şifreye girmek gerekiyor. Bu da hani tabii ki de günümüzdeki teknolojinin hızını düşündüğümüz zaman biraz yavaş kalan bir işlem. Android'de artık hani parmak izi fiziksel veya ekranın altında gömülü olmayan telefon yok diyebiliyorum. Varsa da yorumlarda uyarabilir beni. Ancak Apple'ın yeni telefonlarında da bunu şahsen görmek isterdim. Yani fiziksel de olsa, orada bir parmak izi okuyucusu olsa sanki fena olmazdı. Bir diğer maddemiz donanım tarafı arkadaşlar. iPhone'lar çıktığı her sene gerçekten de işlemci tarafında, donanım tarafında piyasayı domine ediyorlar. Bu sene yeni bir işlemciyi de gösterdiler bizlere. Apple'ın yeni tanıtmış olduğu chipsetler günümüzde mobil cihazda bulabileceğimiz en iyi işlemcilerden bir tanesi. Ancak elinizde hali hazırda bir iPhone 12 varsa A14 Bionic de zaten işinizi, yani spesifik bir iş yapmıyorsanız yeni çıkan işlemci ya da yapmayacaksınız. Hayli hayli görecektir arkadaşlar. Bu konuda zaten hani garantisi benim demek istemiyorum. Ancak hani günlük işleriniz sosyal medya, internette gezme, fotoğraf çekme vesairesi zaten A14 Bionic de oldukça kuvvetli bir işlemci. Yine çıkmasaydı bu cihazlar günümüzdeki en kuvvetli işlemcilerden bir tanesi olarak yerini koruyordu. Dediğim gibi spesifik bir iş yapmıyorsanız hani buna geçilir mi geçilmez mi o artık sizin paşa cebinizin bileceği iş. Ona da ben karışamam. Bir diğer maddemize geçelim arkadaşlar. Diğer maddemiz ekran tazeleme hızıyla alakalı. Bildiğiniz gibi 12 serisinin insanlar artık 120 olmasa bile 90 Hz'i göreceklerini ümit ediyorlardı. Ancak iPhone 12 serisi tamamıyla 60 Hz olarak çıktı. Tabii 120 Hz meselesi iPhone 13 ve 13 mini için yok arkadaşlar. 13 Pro ve 13 Pro Max'e eklediklerini söylediler. Gönül isterdi ki mini ve normal 13 ailesinde de 120 Hz ekranı görebilmek, ancak maalesef göremiyoruz bu sene için konuşacak olursak. Şimdi son maddemize gelelim. Tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar arkadaşlar. Fiyatlar açıklandı. Hani yurt dışı fiyatlarını zaten lansmanların hepsinde görüyorduk. Ancak Apple.com.tr'ye girdiğiniz zaman kendiniz de fiyatları görebilirsiniz ki fiyatlar hani pahalı. Yani buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geçen seneki fiyatları 1000 lira eklemişler gibi gözüküyor. Zaten liste benim de önümde açık. 13 mini için başlangıç fiyatı 10.999 TL. 13'e baktığımız zaman 12.000 TL. Küsuratları sallıyorum artık, önemi yok. 13 Pro ailesine bakalım. 13 Pro'nun başlangıç fiyatı 16.000 TL. 13 Pro Max'e baktığımız zaman da 18.000 lirayı görüyoruz. 1 TB'ın fiyatına baktığımız zaman da 21.000 TL'yi görüyoruz. Hani böyle uçuk bir depolama alanı istiyorsanız telefonunuzda gerçekten bana göre yüksek gözüken bir fiyatı vermeniz lazım ki yine hani aslında 13 ve 13 mini de birçok bütçe için pahalı arkadaşlar. Eğri oturup doğru konuşalım. Hani bir telefona böyle 11.000 liralar 12.000 liralar tartışılır. Böylece artık gelenekselleşmiş yeni çıkan bir iPhone'u almamak için ne sebeplerimiz var videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. İlla ki sizin de sebepleriniz vardır diye düşünüyorum. Bu sebepleri de aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda şurada bir beğen butonu var. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir web teknolojisi videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.